geldiniz. Nasılsınız? Bugün videomuz soru cevap. Ama sorum çünkü kendi kendime sorup kendi kendime cevaplayacağım. Çünkü kimse bana soru sormadı. Ben de kendi kendime cevaplama kararı aldım. Yalnızlık ve yıkık insanlar bunu bilir. Kimse soru sormadı valla. Ben de dedim kimse sormuyorsa ben kendi kendime sorarım. Ben ona yeterim dedim. Bir de gerçekten hani soru cevap hazırlayacağım diye kendime o kadar çok soru cevap videosu izleyip soru seçtim ki anlatamam size. Benim gibi bir sürü minicik kanal keşfettim. Her neyse. Aslında şaka yaptım. İşin aslı ben utangaç olduğum için ve bu YouTube işlerine yeni olduğum için Instagram'da işte bana soru sorun diye paylaşmaya utandım. O yüzden. Ama siz yine beni Instagram'a takip edin. Ben ikinci soru cevabı sorarım. Bir şey olur. Var. Araya giriyorum ama birkaç hafta önce soru sorun diye anket atmıştım ve 2-3 cevap falan geldi ve bunların çoğu şeydi. 2-3 cevap geldi, evet. Bunların çoğu Buse'ydi. Buse'nin de adını geçireyim ona. Buse'ye selamlar. Yani belki YouTube için olduğunu söylesem soru gelirdi ama artık bir dahakine arkadaşlar. Bir dahakine. Şimdi çektik videoyu. Bu arada gerçekten video çekmeyi unutmuşum. Neyse başlıyoruz. Adım Zeynep. Doğum tarihim, yaşım 1 Şubat 2001 doğumluyum. 19 yaşındayım. Burcum Kova. Yükselenim Yengeç. Boy kilom. Boyum 1.63 civarı, kilom 69 falan da en son ama bilmiyorum, tatilimiz bozuldu şu an kaç. Nereliyim? Kocaeli. Favori yemeğim, fast foodlar dışında şeyi seviyorum. Ben bunlar çalışıp geldim. Tavuk sote diyeceğim. Aa, bu arada arkadaşlar çok süslenmemiş miyim? Gelinin kız kardeşi gibi olmamış mıyım? De, bu tişörtümü çok seviyorum. Her videoda bunu giyersem şaşırmayın. Çok seviyorum. Tüpelerini de bugüne takmak nasipmiş. Hiç takmadım. Bu yıllıkıdır. Geçmişim. Bu soruyu kim sorduysa çok beklediğim bir soruydu kendisi. Arkadaşlar ben yüzücüydüm. 9 yıllık bir yüzme geçmişim var. Ayrıca Türkiye dördüncülüğüm vardı 50 kere bekle, biliyor musunuz? Ya eski günler. Bunu söylemek için 40 aşkın madalyam var. Bunu söyleyip ego kasmak için, çünkü ben kova burcuyum. Bunu söyledim. Sırf bu soruyu bu yüzden sordum. Profesyonel yazıcıyım. Survivor izliyor musun? Favorim kim? Tabii ki izlemez olur muyum? Tabii ki izliyorum. Favorim Barış. Ama son zamanlarda Berkan, Ardahan'ı da çok seviyorum. Barış, Berkan, Ardahan, bazen Cemal. O kadar. Okulum ve bölümüm kaçıncı sınıfım falan. Üniversite 1'e gidiyorum. Ben meslek yüksek okulu 2 yıllık. Otobüse okuyorum. Otobüse. Otobüse yardımcılığını okuyorum. Okulumu söylemeyi düşünmüyorum. Kanalın amacı neden açtım? Şöyle, benim Instagram'da priv hesabım var ve ben privde sürekli böyle vloglar falan paylaşıyorum. Hani YouTube'a vlog atarlar ya, aynısını prive çekip atıyordum. Ve sürekli şey diyordum. Arkadaşlar YouTube kanalı açar mısınız? Siz sizce falan diyordum. Ve aç dediler. Baya hani DM olarak da hani anketi evet hayır hakkında tamam öyle geçirmiştim için aç dersin ama geçen mesaj da attın var. Aç Zeynep diye. Ben de yani neyse zaten istedim. Aç dedim. Kanalın amacı ne? Genelde vlog çekerim falan diye açmıştım. Lakin korona falan geldi. Kafama ne esersen onu atıyorum. Sevgilin var mı? Soru da çok sorulmuş arkadaşlar. Çok merak ettiğinizi biliyorum. Yok. Hiç olmadı sevgilim. Sıfır. Ay! Şeyini! Ay! Şömineden ses geliyor. Allah'ım ya. Çok korktum ya. Şömineden ses geldi. Şömineden. Şömineden ses geldi. Elim ayağım birbirine girdi ya. Of. Of ya. Allah kahretmeye ya. Bu videoyu bitirmem lazım. Allah kahretsin ya. Yüreğime indi. Karga çıkar falan buradan şimdi ya. Of. Çok korkuyorum ya. Allah erdi. Ay no, ne korktum ya. Allah kahretsin, yüreğime indi ya. Çok korktum. Kahretsin bu şeminenin. Hoşlandığım var mı? Bu soru da çok sorulmuş arkadaşlar. Yok. Ama şu an yok. Kediler mi köpekler mi? Böyle bir soru gelmiş. Köpek insan olduğumu nasıl belli ederim diye düşündüm bu soruda da kendime sorarken. İkisini de çok seviyorum ama köpekleri daha çok seviyorum. Onlar benim canlarım. Kanlarım, kankilerim onlar. Korkunu nasıl yendin?
Bu soruyu da hani çok bilerek kendime sordum. Ayrıca ben köpekten aşırı korkuyordum ve köpek gelince bırakın yanına, birkaç metre yanına yürümeyi, sokağa değiştirirdim. O kadar korkuyordum. Ama yendim. Ve böyle onun köpekle falan aynı anda yürüyoruz. Üç köpek aynı anda üzerime attı, sokak köpekleri. Yani hiç korkmuyorum. Havlayan köpeğin yanına gidip sus anneciğim niye havlıyorsun derim. Hatta şuraları videolarımı koyarım köpeklerle. Yani çok seviyorum onları. Bu isterseniz bunun için ayrı bir video gelir. Gerçekten köpek korkulması kendim için ayrı bir video. Bir özel gücün olsa hangi özel gücün olmasını isterdin? Ben Avengers'taki Scarlet Witch'in gücüne bayılıyorum. Yani aşırı güzel. Böyle zihnine kontrol edebildiğim şeyleri yaparım. Böyle zihin okuma, zihinle kontrol, Scarlet Witch işte bir şeyleri kaldır falan. Çok iyi, çok iyi güç. Onu isterdim. Kişiliğini nasıl tanımlarsın? Arkadaşlar çok zor. Şöyle. Bu sorunun cevabını tam olarak nasıl verir onu da bilmiyorum. Bu soruyu sormuşum kendime ama çalışmaya gelmişim. Nasıl tanımlarsın? Gerçekten zor bir sorumuş. En ufak şeylerde mutlu olmayı başarabilen ama en ufak şeylerde üzülen biriyim. Bunu iki soruyla birleştireceğim ben. De ilk izlenimi nasıl diye bir soru sormuşum kendime. Şöyle ilk izlenim olarak hani ilk defa tanımadığım bir ortam. Ben utangaç bir kızım ve bu yüzden hani tanımadığım bir ortama girdiğim zaman böyle çok utanırım, sıkılırım. Hani biraz daha ciddi olurum diğerlerine göre. İşte biri bana şey dese, benim nasılsın? Nasıl ben şey yapayım? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Falan yaparım yani. Şaka, sıfır şaka. Ve yapıyorum da. Böyle çok işte ciddi, kibar, naif falan filan diye görünsem de, böyle utangaç, içine kapanık, sıkıcı gibi görünsem de gerçek öyle olmadığını düşünüyorum. Gerçekte arkadaşlarım nasıl ederim? Beni üç kelimeyle tanımlayın diye cevap verirler, şuralara koyarım. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Gerçekte yani böyle bir başlangıç yapıyorum ama sonra beni tanıdıkça seveceğinizi, böyle enerjik, yeri geldiğinde enerjik, mutlu, neşeli, gezmeyi seven, hiperaktif, dengesiz, bazen huysuz, tripçi bir kız olduğumu. Arkadaşlar bende galiba çokluk kişilik bozukluğu var ya. Her daldan var bende ya. Sıkıntı yapmayın. Her daldan sıkıntı yok. Her şeyim var. Evet arkadaşlar bu kadardı. Eğer bu videomu buraya kadar izlediyseniz ve şu an burayı izliyorsanız arkadaşlar bana videonun içinde bulunsanız ne çekeceğimi bilmiyorum. Lütfen. Bir de sürekli kendime bakarak konuşuyorum. Kameraya bakarak konuşmuyorum. Bir de ağzım sürekli yamuk. Gerçekten de yamuk galiba. Dert etmeyin. Olur böyle şeyler. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.